damlalar. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün İhtişam Devri'nin iki sultanından biri Mülkler Sultanı Kanuni Sultan Süleyman, diğeri Sözün Sultanı Şair Muhammed Abdülbaki, kısaca Baki arasında geçen şiirleşme demem ne kadar uygun bilmiyorum. Bir şiirleşmeden söz açmak istiyorum. Her nedense Kanuni Sultan Süleyman Şair Baki'ye kızar. Ve bildiğiniz gibi Sultan Süleyman iyi bir şairdir aslında. Muhibbi imzasıyla, mahlasıyla çok güzel şiirleri var. Şiirle ferman eder. Dört kısa mısra ile der ki, Baki bed azmi bülent, Bursa'ya red nefi ebed. Baki kötü adam, benim yüksek kararım odur ki memleketi olan Bursa'ya gönderin, bir daha da gözüm görmesin filan demeye gelir. Tabi tebliğ ederler. Fakat Kanuni Sultan Süleyman merhum, nasıl ki ağzından çıkan bir cümleyle ülkelerin hudutlarını değiştiren kudretli, muhteşem Süleyman ise, muhatap da şairler sultanıdır. Söz ülkesinin sultanı, Sultan-ı Şuara. Emri tebellü eder etmez, eski deyişte irticalen, gençlerin anlayacağı dilde söylemek gerekirse doğaçlama olarak, hiçbir hazırlık olmaksızın şöyle cevap verir, tabii şairler sultanına yakışır biçimde. Nola kim nefi ebed azmi bülend olunsa ey Baki, bilesin ki cihan mülkü değil Süleyman'a Baki. Şaha azminde isbatı tehevvür ettin ama, buna fani dünya derler. Ne sen Baki, ne ben Baki. Sevgili dinleyiciler, sözler vurucudur. Söz sanatında gösterdiği maharet ayrı bir mesele. Sultan Süleyman'dan gelen dört mısra adeta bir mısraya yerleştirip, birbirinden vurucu üç mısra daha ekleyip muhteşem bir kıta ortaya konmuş. Fakat sadece söz oyunlarından ibaret olmayan anlam derinliğiyle cevap verilmiştir. Hem saygı dairesinde ama hiç de sözünü çekmeyen bir edadır bu. Şöyle diyor: Nola kim nefhi ebed azmi bülend olunsa ey Baki. Kendine nasihat ediyor güya. Ey Baki diyor, hiç üzme kendini. Senin kovulman ve saray çevresinde görülmemene ilişkin bu emir olsa ne olur? Bundan bir şey çıkmaz. Neden çıkmaz? İkinci mısrada söylüyor. Bilesin ki cihan mülkü değil Süleyman'a Baki. Büyük Peygamber Hazreti Süleyman'a atıf yapılmaktadır. İnsanların, cinlerin, hayvanların sultanı olan, dünyanın tamamında sultanlık etmiş büyük peygamber Hazreti Süleyman'a bile kalmamıştır bu dünya. Bilesin ki cihan mülkü değil Süleyman'a Baki, ona bile kalmadı. Üçüncü mısrada padişaha daha vurucu bir hitap vardır. Şaha azminde ispatı tehevvür ettin ama, ey padişahım, verdiğin bu karar ile ne kadar öfkeli bir adam olduğun bir kere daha görüldü maşallah, iyi kızıyorsun. Ama buna fani dünya derler. Ne sen Baki, ne ben Baki. Sevgili dinleyiciler, ne sen kalıcısın, ne ben kalıcıyım. Bu fani dünyadan gideceğiz. Birbirimizi üzmenin lüzumu yoktur filan demeye gelen, tekrar dikkat çekmeye lüzum var mı bilmiyorum. O Kanuni Sultan Süleyman ki, devrindeki ikinci büyük imparatorluğun başında bulunan kimse, Avusturya Macaristan İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman ile diplomatik olarak görüşme imkanına sahip değildi. Hatta sadrazam ile de görüşemezdi de. Kırım Hanı Gazi Giray'a gelir, anlatacaklarını anlatır, oradan dönerdi. İşte böyle bir kudretin sahibi, Osmanlı Devleti'nin en ihtişamlı
çağından bahsediyoruz. 46 yıl hüküm sürmüş büyük sultan. Ama ona söz sultanından gelen böyle net, böyle sert, böyle radikal bir cevap ve cevaptan sonrası ferman geri alınmıştır. Büyük şair Muhammed Abdülbaki İstanbul'da yaşamış ve vefat etmiş. Süleymaniye Camii'nin avlusunda. Hükme bakınız ki, tarihin hükmüne, ilahi hikmete bakınız ki, Kanuni Sultan Süleyman ile aynı hazire, aynı avlu içinde mekanındadır. Ziyarete değer, hatırlatılmış da oldu bu arada sevgili dinleyiciler. Her ikisine de birer Fatiha göndermeye de zemin olur belki.